ayı geçmiş. Hiç kar yok. Arkadaşlar dün buradan ayı geçmiş. Gülcan Bey de takip ediyor izleri. Evet. Bu ayı. Ayılar, kurtlar. Bu muhtemelen bir şey kovalamış bebeğim bu arada. Bakıyorum ama bunu bilemedim. Kurt mu, köpek mi? Şimdi burası tabii daha sakin bir nokta kaldığı için yaban hayat burada biraz daha aktiftir. Ama ortam şahane. Gerçekten çok ilginç. Yani az önceki drone görüntülerini gördünüz. Oradan burası sanırım 2 veya 3 kilometre vardır yoktur. 4-5 viraj falan aşağıya indik. Bizim gitmeyi düşündüğümüz yerde Aladağ Çayı'nın kenarındaki noktalar olacaktı. Ya bu tarafta hiç kar yok. Dağların üstünde bile yok. Onun için biz de şimdi tekrar geri döneceğiz. Çünkü kar kampı istiyoruz. O yukarıda tekrar orman içlerinde bir yere gireceğiz bakalım. Zaten döndürdüm karavanı. Çok tatlı bir hayvan. Bunda şey var, tik var bak. Ne? Sol bacakta kas tetiklenmesi. Ya. İnsandaki tik gibi. Yüreği çok yumuşak. Yani çok enteresan değil mi? Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten. Çok kısa 2-3 viraj sonrasında her yer kar içinde. Burası dağın diğer tarafı kaldığı için güneş buraya ulaşmıyor. Evet, muhtemelen. Mevzu ondan zaten böyle. Ya aşağısı bahar, bahar çiçeklerini çektim. Burası Sibirya. (Gülüyor)
temizlik zamanı. Tentiyi sileceğine şunun altını siliver. Hadi hadi siliyoruz. Ben olmasam sen hiç silmezsin. Ben silmem. Benim mantığım gene pislenecek. İyi, o zaman çürüsün. Zaten param patlar. Sen ne oldu be benim böyle miktar? 100 liraya almıştık. Vallahi. Seni mi kıracağım? Altı benim. Hazırlıklar bitti. Sobamızı da yaktık. Herhalde bir
yarım saate falan ısınır şu an buzevi içerisinde. Gördüğünüz gibi montlarımız olduğumuz zaman sıcak değil burası. Evet. Onu anlayabilirsiniz oradan. Bundan sonra da kahve yapalım. Manzaramız muhteşem ya. Çok güzel ağaçlık arası bir yerde getirdik. Ama fena soğuk var. 20'lik damacana donmaya başlamış. Yani bizim kriterimiz o. O donuyorsa gerçekten işler çığırından çıkıyor demektir. Bunları da akşamdan iyi yapmışım ha. Ödüm patladı ben. İşte bundan içerisinin ısındığını anlamış olabilirsiniz. Şu an çok iyi oldu. Biraz sonra tişörtlerle kalacağız. Yine biraz fazla odun attım. Kumsalda uzanmak varken. Şuna eminim. Mükemmel bir yol olacak. Bugün başından beri bu sınıfın listesindeyim. Hayır bakın emin olun sınıflar arasında hiçbir fark yok. Hepsi mükemmel durumda. Aa, Bayan bak. Monika. Bayan Monika. Bayan Monika lütfen olamaz sınıfınıza kabul edin. Hı-hı. Bu bizim için çok önemli. Gerçekten herkesi bu sınıfa alamayız. Ayrıca bütün öğretmenlerimiz işlerini gayet iyi yapıyorlar. Hepsi der. İlk sene yeni sağ kolu. Şimona ne oldu? Sinirleri bozulmuş. Oh. Tempo ağır gelmiş ve görünüşe bakılırsa Zanzibar'da hayatının tatilini geçiriyor. Mierno'ya mı gitti? Evet. Alice içeride mi? Hayır. Bugünden itibaren dergideki tüm sözleşmeleri... Eskiden böyle yapardık köyde. Sobanın üstüne mandalina kabuğu, portakal kabuğu koyardık. İçerisi mis gibi kokardı. Şimdi çok güzel kokacak. İnanıyor. Çat. Yapmak zorundasın ama. Bugün film ve dizi keyfi yapalım dedik. Hiç durmadan... Devam ediyoruz. Çok keyifli bence. Arada böyle yapmamız gerekiyor. Zaten çok yoruluyoruz. Göreceğim Beyciğim'e meyve yediriyorum. Thank you. Sobamız söndü mü ya? Sönmedi de dışarıdan odun attım. Dışarıdan attığım her odun bizim için bir risk. Ama yanacak, ateşlendi. Hadi bakalım. İnşallah. Sonra ne yapacağız efendim? Fırında kumpir yapacağız. Küçük baby patateslerden. O zaman izlemeye devam. Aa,
kumpir. Küçük kumpir. Evet. Dev bir kumpir. Çok sıcak. Nasıl benim yapacağız? Zaten böyle oluyorsa normalde de. Böyle almıyor mu? Vermiyorlar mı böyle? Ben bunu yapamam. Şöyle yapacaksın işte. Benimle takip et. Benimle birlikte yap. Elimizde olan yağımızdan patatesimizi tereyağı alıyoruz. Aslında tereyağı değil de işte. Patates küçük küçük. Onu büyük yapman lazım. Bir patatesim yoktu. Elimizde bu vardı Gülcan Bey. Malzemelerimiz azalıyor zaten. 7-8 gündür yukarıdayız. Peynirimizden alıyoruz. İçine koyuyoruz. Sonra içine ne istiyorsan koy. Turşu. Küçük patates de olmuyor arkadaşlar. Büyük patates olması lazım. Bu ne böyle paramparça bir şey oldu. Yapamadın mı sen? Ben başarılı olamadım. Vah. Bu ne elin oğlum? Seninki pek bir şey benzemedi. Hiç kumpir, kumpir dehşeti, vahşeti yani seninki. Neyse ben yiyeyim bari. Ya benim hazırladığıma bak, özellikle senin yaptığına bak ya. Benden bu kadar. Ben yerim. Canlısın olsun. Patates büyük olsa. Derdimiz patatesin küçük olması çünkü. Ben küçük şeylerle çok uğraşmıyorum. Gülcan Bey uğraşmayı sevmediği için. Şundaki güzelliğe bak 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 bak. Bak 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 bak. Oo, o küçücük patateste nasıl yaptın onu ya? Ezmen lazımdı patates bebeğim. Bak 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 bak. Oo. Wow. Benim bitti zaten. Eldivenlerin aldığı şekil. Tahta.
Bunlar yanmış gibi. Çok güzel pişmiş. Ama yumuşaklar. Şey gibi değiller. Normal yağda kızarmış gibi değiller. Kıtır değil. Kıtır değiller. Yanacaksın. Teşekkürler sevgilim. Afiyet olsun. Dışarısı -5 veya -6 falan. Burası da 35 derece herhalde. Gene biraz zor yaktık ama iyi yaktık. Şu kar manzarası içinde bu kadar sıcakta böyle tişörtle oturabilmek çok keyifli bence. Fark ettik ki bu sene kar kampları yaptık ama hiç kardan adam yapmadık. Elif Hanım'ın kardan adamı meşhurdur. Evet. Şimdi kahvaltımızı bir yapalım. Şuraya şöyle güzel bir kardan adam için çalışmalara başlayalım. Karlar düşüyor hocam be. Evimiz yıkıldı. Tamam değil mi? Tamam mı? Tamam. Hadi git. Hadi gidiyorum. Bay bay. Böyle bir manevra almayayım. Gel bakalım. Doldur. Ver 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 ver. Kar ver. Arayla değil sırayla. Kar ver. Kar doldur. Tamam. Tamam. Hazır gidiyoruz. Hadi bakalım. Ne alayım?
Vah. Geliyorum. Temeli sağlam yapmalıyız ki üstü çökmesin. Mola. Gövdesini çıkardık. Şimdi kafasını yapacağız. Elif Hanım ince ince işliyor valla. Evet. Düzelteceğiz, o yumurta oldu. Yaptıktan sonra uçan tekme atayım buna. Hayır ya, kalsın hatıra. Belki videomuzu izleyip de buraya bizden sonra gelen olursa bir fotoğraf çekip bize göndersin. Erimez. Hikayemizle paylaşalım. Erimez değil mi bu? Erimez. Çok güzel bir kardan adam yapacağız şimdi. Gerçekten yine kocaman olacak galiba. Kuşan Bey oturduğu yerde kaydı. Kolu kötürüm kaldı. Kardan adamımız bitti. Şaheserimiz hazır. Çok güzel oldu ya. Şuraya bak. Kocamı seviyor. Tam bir oğluş. Keltoş. Çok güzel oldu. Bu yılki kardan adamımızı da yaptık. Ve kar yağışıyla birlikte yaptık yine. Biz şimdi bir şeyler içeceğiz. Ondan sonra da artık toparlanıp başka bir noktaya devam ediyoruz. Belki kar yağışına denk geliriz. Neden olmasın? Hadi bakalım.
Sobamız sönmüş. Biz kardan adam yaparken. Hava da o kadar basık oldu ki. Öğlen olmasına rağmen akşam gibi. Ve sabah güneş vardı. Bir anda dönüyor, bir anda kapıyor, bir anda açıyor. Az önce kar yağdı kardan adam yaparken. Onu da bize döndürdük. Bize baksın diye. Biraz zor oldu. Bayağı ağırmış ama. Gerçekten. Az önce içeri geçtik, üstümüzü değiştirdik, birazcık yenilenelim dedik. Uyuyakalmışız, bir uyandık baktık. Bir tane köpek gelmiş, bütün zeytinlerimizi yemeye çalışmış. Sol gözünü yerken yakaladık. Buraya geldi böyle, yaslandı, kıt diye de gitti. Bu ara mevsim değişmiş, güneş çıkmış. Ama aşırı bir soğuk var, -4 derece falan gösteriyor şu an derece. Kardan adamın da gözlerini artık çalılardan koparıp da yaptım. Bundan sonra böyle idare edecek. Şapkamı da aldım artık ya, kusura bakma. Gel Toş. Kar işi bitti galiba ama bakalım nasıl olacak, neler göreceğiz. Maceraya doğru yolculuğa çıkıyoruz. Hadi. Hadi bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Şimdi boş boş bakalım. Ya ne kadar olsun be? Açamıyoruz. Sıkışmış. Burası erimiyor. Aşağıda hiçbir şey kalmamış. Bak burada hiçbir şey yok. Şey kar var burada çok. Diyemedim lan.